X-H2, h s yes. yetmedi şimdi de X-T5. Peki neden X-T5? Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, X-T5'in üzerime geçmedi. Dolayısıyla bugünkü içeriğimin derinlemesine bir incelemeden çok... Ön bilgi ve düşüncelerimi aktardığım bir içerik olacaktır. XH2S ve XH2'den sonra XT5 gerekli miydi, değil miydi? XT5 çıkacaktı o halde neden XH2 çıktı? Amaç insanların kafasını karıştırmaktan çok aslında yaptıkları bir hatayı düzeltmek olduğunu düşünüyorum. XH2S ve XH2 ile ilgili şu ana kadar yeterli bilgi var. Oysa XT5 hala biraz muamma t 5 ile ilgili gördüğüm kadar söylenen kadar söylenmeyen de var. Gelin biraz irdeleyelim. x t 4'ten sonra xt t 5in bu yenilenmiş hali XT serisinin retro fotoğraf genini onarmak için bu yeni şekliyle sundular. Gelin buradaki mantığı açıklayayım. XH1 çıktığında ilk ibisli, daha video eksenli bir kamera serisi başlatmak amacındaydılar. Ve hemen arkasından XT serisinin retro genine sadık kalarak IBIS'siz X-T3'e video özellikleri iyileştirmesi yaptılar. Ama x 3 hala fotoğraf öncelikliydi. xh h 1de video. Ancak herkes xh 2yi beklerken birden bir t 4 çıktı karşımıza. Bu IBIS'i olan, yana öne açılan ekranlı, kuvvetli video özellikleri olan Fuji'nin ilk gerçek anlamda hibrit kamerasıydı ve fotoğrafçılar bu yana açılan ekranı sevmezken videocular ve vlogcular buna bayılmıştı. Her şeye karşı xt 4 her iki tarafı da aslında tatmin eden bir kamera amaçlamıştı ama e, yanlış anlamayın çok da sattı ve beğenildi. Ancak işin gerçeği de XT'nin geni bozuk bir ucube olarak da kabul edildi yer yer. Fuji bu hatasını fark etmiş olmalı. Sadece bu hatayı değil aynı zamanda daha çok teknoloji gittikçe büyüyen ve ardaşan gövde anlamına geliyordu. Oysa ki Fuji'nin crop sensördeki başarısı bunun tam aksi nedenlerdendi. Daha hafif ve kompakt bir sistem. xt 5te de bu mantığı göz önünde bulundurarak ürettiler. XH serisinin full frame'e rakip daha pro bir seri ve xt 5 ile de x t daha kompakt ve 50 gram daha hafif eski tiltsi LCD ekranlı XT genine tam dönüş sağladılar. Ve önce fotoğraf motosuyla da lansmanda sundular. Hem x 2'deki yeni teknolojiyi dahil etmek hem de x tegenine dönmek kolay iş değil. Ve bazı şeylerden fedakarlık anlamına geldi. İbis'ten vazgeçmediler ve x 2'deki 7 stopa kadar titreme telafisini koydular. Ama gövdeyi daraltmak adına bu sefer de CF Express kart slotundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Ve 2 SD kart slotuna döndüler. Bu da yazma hızından ödün anlamına geldi. XH2'deki 5. nesil HR sensör ve işlemciye sahip XT5. Mekanik enstantanede 1 bölü 8 bine kadar saniyede 15 kare seri çekim imkanı. Elektronik enstantanede ise 1 bölü 180 bine kadar saniyede 20 kare çekim veriyor. Ama bunlara ancak 1 saniye kadar sürdürebiliyor ve sonra saniyede 5 kareye kadar düşüyor. Yazma hızından ödün. SD kartınız UHD 2 V90 olsa dahi Yazması belli ki 8K video için yeterli değil. Bundan ödün vermek zorunda kaldılar. Ancak fotoğraf önceliği için xt t 5i alacaklar için bu çok önemli değil. Çünkü bunların dışında XH2'den çok aşağı kalmıyor. XH serisiyle aynı otofokus sistemi ve algoritmasını paylaşıyor. 4 3 ve 5 4 ile yenilenen foto formatları da aynı. JPEG, HEIF ve RAW format imkanı veriyor yeni nostaljik Neg'de dahil aynı 19 film benzetimine sahip, XH2 ile aynı 125'lik baz ISO ve aynı dinamik aralığa sahip. Drive modu düğme artı ekranda değil de daha pratik olan ISO altındaki özgün çarktan değişiyor. Sevgili dostlar, SCM Switch'i ve gerek enstantane, gerek ISO ve gerekse diyafram değişikliği çarklar sayesinde daha kolay gerçekleşip daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Bozama telafisi çarkı az uzaklaşmış, az da büyümüş. Vizörden çekmeyi sevenler için çözünürlük XTE 4'e oranla 3,69 milyon noktaya yükseltilmiş ve daha berrak görüntü sağlamış. Bu da belki başka bir ödün çünkü XH serisi 5,76 milyon noktada. Tüm bu özne dönüş yenilikleri XT5'i fotoğraf çekme zevkini dolu dolu yaşamak isteyenler için mükemmel fotoğraf makinesi haline dönüştürmüş. Önce fotoğraf Tamam mı? x 5 videoda da son derece donanımlı. 6,2K, 4K ve Full HD. 360 megabit per second bitrate. Onun haricinde H.264, 264 265 F-Log, F-Log 2 ve Yeşelci. Yanı sıra 19 film benzetimi ile video çekme imkanı sunuyor. CF Express kart eksiği Apple ProRes formatlarından ödün vermek anlamına gelmiş. Ama zaten önce fotoğrafsa x 5 size sunduğu oldukça yeterli video özellikleri de yetmeli diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar ama XT5 elime geçer geçmez. Görsel örnekleri bol olan daha derinlemesine bir inceleme sözü veriyorum. Umarım bu ön bilgi faydalı olmuş ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilsiniz, lütfen abone olun. Ki bu içerikleri daha geniş bir kitle sizin sayenizde ulaştıralım. Şimdilik sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. Müzik